Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İyiniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan da haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, emeklerim için lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Elimde gördüğünüz üzere bu güzel çok tatlı bir rengi var arkadaşlar İnşallah aynı renk tonu kameraya yansıyordur Bu rengi çok sevdiğim için size bu renkten Leylek marka arkadaşlar Bir model çalışacağız tığımda 21 numara Modelimiz arkadaşlar bu şekilde Bir tane yaptım sizler için modelimden ve Çok sade ve zarif bir model arkadaşlar Ütüye de gayet rahat gidebilen bir model. İki tane de inşallah beraber yaparız. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar İlk önce iki zincir çekerek tığ battımızı hazırlıyoruz bu şekilde. Tığ battımızı hazırladıktan sonra arkadaşlar ilk önce bu sık iğneli trabzanı yapıyoruz. Sık iğneli trabzanımızı yaptıktan sonra çiçeğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Biz çiçeğimizde kaldığımız için. Buradan devam edeceğiz. Sonra sık iğneli trabzanımızı yapacağız. Sizler için bir tane model çıkarmak için arkadaşlar buraya kadar yaptım. Gerisini beraber yapacağız inşallah. Tığ sık iğne ile battım. Bir tane de zincir çektim. Şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. Ne büyük ne küçük arkadaşlar. Bu şekilde orta boy. Bu zincirimin kısmını fazla sıktırmayınız. Ve buraya 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimi çektim. Arkadaşlar leylak altın başa göre daha sert bir ip. O yüzden bu modeli bu şekilde leylakla yaparsanız zincirleriniz daha böyle ütülü gibi durur. Bakın bu şekilde. 10 zincirimi örümceğimin üzerine kapattım. Yine bir 10 zincir. 6 7 8 9 10. 10 zincirimi aynı noktaya arkadaşlar bu örümceğimi kapattım. noktaya ikinci olarak bu şekilde kapattım. Tekrar 10 zincir aynı kirpikten yuvadan 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. 10 zincir 10 zincirimi çektim bu şekilde aynı noktaya üçünü de örümceği kapattığım noktaya bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum ve bir zincir çektim. Yine aynı büyüklükte orta boy bir örümcek yapıyorum buraya. Bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar üç tane atlıyorum dördüncü tığ vattımın içine bu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu sık iğneli trabzanımız için bir zincir çekip şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. İki defa tığımın başını doladım. Bu sefer iki tığ battı atlayıp üçüncüye arkadaşlar. Çünkü burada iki tane örümcek olduğu için ayarı üç atlayıp dörde batmak. Ama bu tekli trabzanımız için iki tane trabzan tığ battı atlayıp üçüncüye kapattım. Ve bir, 2 2 olarak bu şekilde de arkadaşlar bir trabzan yaptım. Ve buraya 4 zincir çekiyorum. Kapattım trabzanımı. Geri kalan kısma 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi trabzanıma yaptım bu şekilde hemen yandaki tığ battıma da sabitliyorum. Bu şekilde düzgün durmasını sağlıyoruz. Tekrar arkadaşlar demin yaptığım bu yuvayı yapacağız. Bir sık iğneli trabzan, bir yuva. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir örümceğimi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde orta boy bir örümcek. Üzerine 10 zincir 10 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde bu kapattığım örümceğimin yuvasına bu şekilde arkadaşlar. 10 zincirimi kapatıp bir tane buraya yuva yaptım. Tekrar 10 zincir bu şekilde arkadaşlar ve aynı yere kapattım. İkinci yuvamızı da yaptık. 10 zincir 10 zincirimi çektim arkadaşlar. Buraya aynı noktaya kapattım bu şekilde 3. yuva. Hemen bir zincirle bu tarafta sağ tarafta yaptığım örümcek büyüklüğünde bir örümcek yapıyorum. Ve 3 tane tığ battı atlıyorum. 4. tığ battıma kapattım bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir zincir çektim. Ve şöyle orta boy hepsinin örümcekleri genelde aynı arkadaşlar. İki defa tığın başını doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir, iki, iki, iki. Bu şekilde trabzanımın üzerine dört zincir tomurcuk olarak kapattım. Altı tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, ve alt hemen destek için yandaki tığ battıya da kapatıyorum arkadaşlar bir sık iğne ile bir tane de zincir çektim evet arkadaşlar şimdi ipimizi koparalım kırmızı kirpik kısmına geçelim evet arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde sık iğne ile trabzanımıza bu şekilde sık iğne ile girip ipimizi tutturuyoruz aynı bu şekilde olduk bir tane zincir çekiyorum sadece bir zincir burada arkadaşlar başka her hiç bir de bu köşede içerisinde yani arasında zincir çekme işlemi yok bir zincirimi çektim bir defa doladım ve bu ilk zinciri yuvamın içine 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım ve 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar kapattım trabzanımı bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2. 1 2 3 zincir kapattım. Buraya ikinci kirpiğim oldu. Bir defa doluyorum. 2 2. 3. trabzanım. Trabzanın üzerine hemen 3 zincir kapattım bu şekilde. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. 4. trabzanım. 3 zincirimi çektim arkadaşlar. Yaptığım bu trabzana kirpik olarak kapattım. Buraya tam 4 tane arkadaşlar tekli trabzan yaptım. Bir defa tığımın başını dolayıp hemen ikinci zincirli yuvama girdim. 2 eki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi trabzanıma kirpik olarak kapattım. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. 3 zincirimi çektim. Kirpik olarak kapattım. Bir defa doluyorum. 2, 2 olarak aldım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Trabzanıma kapattım bu şekilde. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. 1 2 3 zincir kapattım bu şekilde. Bir defa doluyorum. 2 2. Bakın arkadaşlar, karanfil oyası gibi çok güzel ve zarif bir model. Öyle bir ağırlığı da yok ama görünüşü şahane olan bir model. Bu şekilde buraya da 4 tane yapıyorum. 2 2. 1 2 3 zincir tırabzanımın Kirpikleri hep 3 zincir arkadaşlar bu şekilde kapattım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2. 4. trabzanım da hazır. 3 zincir çektim. Bu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar. Şimdi sık iğne ile yaptığım bu kirpikleri bir zincir demiştim arkadaşlar. Sadece bir zincir bu tutturma işlemlerinde ve sık iğne ile bu dört zincirli yuvama yaptığım çiçeğimi kapattım bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi bir tanesini bitirdik. İkincisi için bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bu ilk zincirli yuvamdan tuttum. 2 2 1 2 3 zincir kapattım buraya. Birinci trabzanım tamam. Aynısından 4 tane yapıyorum. 2 2 3 zincir kapattım buraya bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 1 2 ve 3. arkadaşlar kirpiğimi buraya trabzanımın arasına kapattım bir defa doluyorum 2 2 Evet dördüncü trabzanımı da bu şekilde 3 zincir çekiyorum kapattım. 4 tane trabzanım olunca arkadaşlar hemen ikinci yuvaya 2 iki, 2 tekli trabzanına geçti. 3 zincir kapattım buraya. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 zincir kapattım buraya. Bir defa doluyorum. 2 2 alıyorum. Artık arkadaşlar Anlaşıldığına göre tekrarlamadan bu şekilde buraya dört tane trabzan yapalım. Evet. Tekli trabzanlarımız üzerine 3 zincirli kirpiğimizi kapatıp bu şekilde. ikinci yuvada tamam. Bir defa doluyorum. Üçüncü yuvaya 2 2 olarak aldım. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya da dört tane kirpikli trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki, iki alıyorum. 3 zincirimi kapattım trabzanımı. Bir defa doladım yuvaya girdim. 2, 2. 1, 2, 3 zincir kapattım buraya. Bir defa doladım yuvaya girdim. 2, 2. 1, 2 ve arkadaşlar 3. Bismillah diyelim bu tığ ya da. Bu şekilde kirpiklerimin Hepsini doldurdum. Yuvalarımı tamamladım arkadaşlar. Buradaki sık iğneli trabzanıma 4 zincir çektiğim yuvaya kapattım. Bir sık iğneyle. Arkadaşlar bir zincirimi çekmişim. Kapattım. Buraya bu şekilde. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. İpimi yakıp döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıp gibi bir model, çok hoş, çok zarif bir model arkadaşlar. Karanfil, tıpkı karanfil oyası gibi arkadaşlar, çok hoş oldu. Zinciri de olduğu için yuvarları daha örümceğe göre daha hoşturdu arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar, kolay, zarif bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin, Allah'a emanet olun, hoşçakalın arkadaşlar.